Yani burada milleti müdafaasız bırakmamak için tekrar söylüyorum, polise uçak savar verilsin ve tank savar verilsin. Olay bizim ordumuzdan bize bir şey gelmez bir kere onu söyleyeyim yani öyle bir olay yok. Ordu bizim aslandır. Dış müdahale için hazırlık yapıyorlar. Olay bu. Eğer tank savarı, uçak savarı her yerde olursa mevsul miktarda kimse yanaşamaz Türkiye'ye söyleyeyim. Çünkü uçakla gelmeye kalkacak. Gelemez. Yani çünkü en büyük sorun böyle oluyor. Mesela mazlum ülkelere saldırıyor yabancı ülkeler. Halk tam hedef olmuş oluyor. Yani halkın elinde hiçbir şey olmuyor. Hiç. Adamlar da elini kolunu sallayarak giriyor. Ama halkın elinde silah. Polisin elinde de uçak savar. Tank savar olursa ne içeride darbeye kimse yaklaşabilir, ne de dışarıda müdahale olur. Denge gerekir. Bak İran'daki gibi o. Bir modeli düşünelim. İran'da üç ayrı grup var. Hatta dört. Bir, meşru ordu. İki, halk ordusu. Halk ordusunun tankı, tüfeği her şeyi var. En ağır silahlar hepsi var. Milis güçleri. Üç, üçüncü bir yapılanma var yine. Dört, Mehdi ordusu. Hiçbir şekilde darbe tehlikesi olmuyor İran'da. Bu sebepten dolayı. Hiç. Dış ülkelerinde ödü kopuyor. Hangi birine uğraşayım diyor yani. Orduyla baş etse halk ordusu var. Halk ordusundan baş etse üçüncü yapılanma var. Dördüncü de Mehdi ordusu. 1 milyon kişilik Mehdi ordusu var.